oldu ya, ben sohbet gibi olsun istedim. Hocayı gördüm. Beni de düşündürüyor. Her resme baktığım zaman ayrı bir manası var. Hoşum, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu Beşiktaş camiasında çok değişik fotoğraflar. Hepsi güzel, hepsi birbirinden güzeldi ama bu da hepsi bir arada. Yüz ifadelerin farklı, yorumlamaya ihtiyaç duyuyor. Sizin de analizlerini almak istiyorum. Yani güzel hocam, yorumlarınızı. En sağdaki, yukarıdaki sizin Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamaları zamanı. Ha, evet. Ne zaman olduğunu bilmiyorum ama güzel evet, fotoğraflar. Gayet güzel. Memnunum kendimden. Teşekkür ediyorum. Evet, başladık değil mi? Evet hocam. Şimdi başlamışken söyleyeyim, bugün havada güzel, enteresan sabah yağış vardı. Cemre hem havaya, suya ve toprağa düştü. 6 Mart'ta bitti. Ama tabii Cemre biliyorsun baharın habercisi. Ama bir çiçekle de yaz gelmiyor diyor, bahar gelmiyor. Biz de Ankara Gücü maçını yenerek, yani her şey bitmedi. Yeni başlıyor. Daha önce de bir seri yapmıştık. 3 tane kötü maç geçirdik. Arkasından Ankara Gücü maçında beni ve bizi sevindiren, takımı da sevindiren daha çok olumlu işler yaptık. Mesela son 3 müsabakadan daha fazla, toplamından daha fazla pozisyona girdik. Bunlar doğru, olumlu şey. Olumlu işlerin olması, güzelliklerin olması sonuç zor gelmiş olsa bile artılarımızdı. Ama tabii eksiklerimiz vardı, bunları konuştuk. O maça bakarsak takımın yükselen bir değer olduğunu düşünüyorum. Bir de bu manada size bir veri vereyim. Bugün de toplantının içeriği oydu. Turgay Hoca ile beraber konuştuğumuzda. Fiziksel, zihinsel, psikolojik gelişim çok önemli. Oyuncuların ve takımın. Geldiğimizde daha öncesinden ve geldiğimiz dönemin her dönemine göre daha iyi durumdayız. Fiziksel verilere. Bu konuda yarın da zaten bir toplantımız var. Takıma da onu söyledim. Fiziksel olarak bir yükselişiniz var. Verilerle doğrulan bir durum var. Aynı zamanda zihinsel antrenman nedir? Zihinsel nasıl bir çalışma olur? Onu da öğrenirseniz psikolojikle beraber, yani 3 değer bir arada olursa, fiziksel, zihinsel, psikolojik değerler ise iyi bir antrenman, iyi bir performans yakalanmış olur. Tabii teknik taktiği var. Umarım ki bunlar güzel olur ama bütün bunların hepsi iyi oyuncularla olur. Takımın iyi oyuncularının eksiklerinin var olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da arayışlarımız var. Transferler de ona bağlı olarak yapıldı. Gidecek olanlar, kalacak olanlar vardı. Şu anda takımın bulunduğu durumdan memnun değiliz. Yani bulunduğumuz puansal olarak değiliz. Ama bu sıkıntılı dönemde, sezon başından gelen, bizimle beraber devam eden dönemde hala puan olarak ortalamanın gerisindeyiz. Bir de rakiplerin de daha fazla puan alması bize bir sıkıntı yarattı. Şimdi yapacağımız iş önümüzdeki tüm maçları kazanarak yolumuza devam etmek. Bu hafta da Başakşehir maçı var. Başakşehir'de oldukça iyi sonuçlar aldı. Bu hafta hem Başakşehir hem diğer tüm Türk takımlarına başarılar diliyorum Avrupa kupalarında. Umarım ki güzel sonuçlar alırlar Türkiye adına. Çünkü ileride bunlar her takıma yansıyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nden ve UEFA Ligi'nde takım sayılarımızın azalması ve elemelere katılmamız aldığımız kötü sonuçlardan kaynaklandı. İnşallah düzelir. Bugün antrenmanımız var. Hafta içinde diğer antrenmanlar saat 11.30'da devam edecek. Sakatımız yok. Cezalı olarak Wellington var şu anda. Başka bir eksikliğimiz yok. Gezal'la ilgili bilgi vereyim. Onu da değerlendirmiş olursunuz. Geçen hafta da hafta sonunda risk vardı. Bu hafta daha az risk var. Normal idmana çıkıyor. Gelişmelere göre değerlendireceğiz. O da bizim elimizde. Sizin sorular alayım daha çok. Çünkü ayaküstü konuşuyorum. Hocam Kevin Enkidu ile alakalı son maçta da sormuştuk ama artık transferde kapanmış durumda ne olacak? Bir kadro dışı gibi bir durum ortaya çıkar mı? Yoksa takımla devam edecek mi? Şimdi elimizde bulunan tüm oyuncular, yani 4 kaleci 26 oyuncudan 11 yapacağız. 1-21 kişi kadro çıkıyor. Dışında kalan oyuncular oluyor. Geçen hafta oldu, bu hafta da olacak. Onlar içerisinde gitmeye daha yatkın ve pozisyona ona uygun olan oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Kevin Enkudu idi. Kevin Enkudu diyorsa hadi kovalım sen git diye değil ama bize şu andaki faydalı olma sürecinde sıkıntılı olduğu için, böyle bir de imkan doğduğu için hem kulüp için hem oyuncu için hem Adana Demirspor için en iyisinin o olacağını düşünüyorduk. Böyle bir gelişmenin sonunda olmadı. Antrenmana çıkar ama daha çok dışında kalacak. Eğer bir yarış içerisinde geriden gelip yakalarsa o zaman hiçbir şey, olumsuz bir şeye bakmayız. Ama başlangıç olarak elimizde bir 11 var, bir 21 var. İşte 22, 23, 24, 25, 26 oyuncu dediğimizde iş zorlaştı. Bu arada yine bir başka yerden bir imkan çıkar mı bilmiyorum. Sene sonunda olmayacağı görünüyor. Bunu siz de biliyorsunuz çünkü
olan bir şeyi saklamak doğru değil. Konuşulan şeyi. Yani sene sonunda alınması muhtemel olan bir oyuncu değil. 4 sene burada, bu gidecek bir oyuncu. Gitmesinin kendisine yararlı olduğunu söylemesi yoksa kötü bir karakter değil, kötü bir oyuncu değil. Ama biz de artık bir başarı beklemediğimiz için, katkı beklemediğimiz için gitmesinden yana. Burada aynı şeyi konuşuyoruz. Bu iş kapanmıştır bizce. Bu altıda kadroda yoktu. Önümüzdeki kadroya girme oranı düşük yani. Onun için durumunu biliyor. Buna benzer oyuncular var mı? Var. Yani hem bu yıl, bu hafta çıkacağımız kadroya bakacağız. En iyisi kim çıkar? 21 kim olur? Önümüzdeki olan tüm maçlara aynı şekilde hazırlanacağız. Bu arada da gitmesi muhtemel oyuncuların sene sonunda kalmama ihtimali olan oyuncuları da onların da önünü açmak lazım. Kulüp içinde doğrusu. Bunun hem ekonomik hem idari hem teknik tarafı var. Mümkün olduğunca bize ait olan oyuncuları oynatmak. Ama maç öyle bir maç olur ki ihtiyacımız var. O da iyi oynuyor. O zaman sene sonuna kadar devam ederiz onlarla. Yine sene sonu ayrılabilir. Çünkü elimizdeki direkt oynayan oyuncu da gidebilir. Siz de daha önce konuştuk. Hiç beklenmeyen oyuncu transfer olabiliyor. Bunu da gördük beraber. Vegas'ta öyle oldu. Yani bir sene mukabele düşünüldüğü halde daha yarısı olmadan gitti. Aynı şey Roman Saiz'in de olabilirdi. Başkasının da olabilirdi. İşte şimdi Enkudu'nun da olabilirdi. Başka bir de gelebilir. Bu gelişmelere de hazır olmak lazım. Ama ideali nedir? Bir takım oluşturmak. Bu takım üzerinden kadroyu yapılandırmak. Ama bunu yaparken de her maçı kazanmak. Bu hafta böyle düşündük. Bir hafta önce şartlara göre Antalya maçında farklı bir kadro vardı. Bu hafta farklı ama önümüzdeki hafta sonuçlar iyi oyun geldikçe, sonuçlar iyi oldukça mümkün olacak. Kadro bozulmaz, bozmamak gerekir. Ama dışında kalan oyuncular iyi oyuncular olursa rekabet kızışacak. O rekabette de en iyisi ön tarafa çıkacak. Hocam, iki taraflı geldi. Şimdi playoff, puan silmek, puan kazandırmak bunlar daha önceden planlanan olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Ama olağanüstü bir durum olduğu için bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama ister bir sene önceden karar alsın, 3 sene önceden karar alsın, ister bugün ortak karar alınması lazım. Aynı yere geliyoruz. Ortak çalışmayla, ortak kararla alındığı zaman herkesin mutabık olması gerekmez. Fikirler dinlenip doğrusu alınması lazımdı. Yanlış yapılmıştır ama bunu suçlamalar değil, o günkü koşulda alınmıştır. Şimdi ne karar alsa saygı duyarız. Ama alelacele alınan bir karar tartışmaya açıktır. Sadece o gün için değil, gelecek adına da tartışma olacaktır. Çünkü neden o gün, ben o gün de konuştum. Neden aceleyle alındı? Neden bu karar alındı? Yani işte aynı şekilde oyunculara iyi niyetli kulüplerinden başka yere transfer edildi. Peki bu yarışta o gün almayan oyuncular etrafı da etkileyecek bu oyuncu transferleri. Bu da öyle bir şey yani. Olabilir. Yani düşünülebilir. Katılıyorum. Veya olmayabilir. Olursa bir taraf eleştirilecek. Olmasa öbür taraf eleştirilecek. Çünkü Beşiktaş üzerine getirilmek isteyen ve eleştiri yapılan konu Beşiktaş'a haksızlık olarak görüyorum. Düşünceni bile söyleyemezsen bu baskıyı yapmasan doğru olmaz. Bakın aynı noktaya geldik. Yeni fikirler de tartışılacak. O gün eğer bu düşünceler ortak şekilde federasyon, kulüpler birliği, hocalar, oyuncular herkesin fikri alınabilirdi. Medyanın herkesin fikri alınırdı. En az hatayla bir karar alınabilirdi. Yani bu da işte playoff'ta oyuncu transferleri de ne bileyim işte ekonomik yapılanmalar, finansal fair play'e bağlı olarak harcamalar. O kadar dağınıklık oldu ki burada. Şimdi herkes başarısızlıkta mazeret arayacak. Küme düşmeler, düşmemeler, düşenlerin sayısı niye iki? Hep bunları açtık biraz kısmen de. Ama bunu bir suçlama olarak değil, yine düşünülsün diye konuşuyorum. Yani katılıyorum ama doğrusu o mudur? Evet demiyorum çünkü ben de bilmiyorum. Ben desem doğru. Ha bak işte bu sefer Beşiktaş kaybettiği puanları yok. Öyle puan istemiyoruz biz. Öyle puan istemiyoruz. O yüzden tartışmanın ortak yapılması ve alınmasında yarar var.